Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Elmasa Kırmızı Kart şeklinde kongre detayları ön plana çıkartılmış. 24 saat süren tarihi kongrede Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmediği ve madde madde neden ibra edilmediğine dair sponsorlar kayıp, yol arkadaşları yok. 15. sıradaki futbol takımının başarısını çektiği tüm şubelerdeki başını çektiği tüm şubelerdeki sportif başarısızlık yönetimi hırpaladı. Fatih Terim'in görevine son verilmesi ve Dominik Torrent tercihi, camiada herkesin istifasını beklediği yönetici Işıtan Gün'ün görevine devam etmesi ve başkana yakınlığı, seçim öncesi başkan Burak Elmas'ın verdiği vaatleri yerine getirememesi, özellikle kasa kolaylığı ve yabancı kaynaklı stat sponsorluğu konusundaki e, neredeyse 150 milyon dolarlık bir Gelir elde edilemedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la olan samimiyeti ve birlikte hareket etmesi. Galatasaray'da başkan adayları belli oluyor. Galatasaray bir kez daha seçim sürecine girdi. 9 ay önce yapılan kongrede Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nu 41 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturmuştu. Ancak Elmas'ın dönemi mali kongrede ibra edilmemesiyle birlikte sona erdi. Şimdi Galatasaray'da gözler başkan adaylarına çevrilirken önceki seçimde yarışan Metin Öztürk adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Öztürk yaptığı açıklamada projelerim ve ekibim hazır. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim. Tek adayım ifadesini kullandı. Eşref Oğamcıoğlu'nun da bir kez daha seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanı sıra eski başkanlar Dursun Özbek ve Ünal Aysal da yeniden gündemde. Tabi Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim de Kulüplerde konuşulan adaylar arasında Abdurrahim Albayrak yeniden yönetimde görev alabileceğini söyledi. Albayrak, "Benim Galatasaray'a borcum var. Ben Galatasaray'dan kopamam. Galatasaray'sız yaşayamam. Hizmetten kaçmam." dedi. Mevcut yönetim bu hafta içinde seçim kararını açıklayacak ve Galatasaray kongresi Mayıs ayında sandık başına gidecek. Önceki seçimde 4 aday yarışmış ve bölünmüş bir görüntü ortaya çıkmıştı. Bu kez ortak bir aday üzerinde uzlaşılması için çalışılacak ve Yunulay Salatya aday olması konusunda baskı yapıldığı belirtiliyor. Son yapılan seçimde başkanlık koltuğunu 41 oyla Burak Elmas'a kaptıran Eşref Hamamcıoğlu da yeni kongrenin favorilerinden şimdiden çalışmaya başlayan Hamamcıoğlu'nun listesinin hazır olduğu ve kısa sürede başkan adaylığını açıklayacağı ifade ediliyor. Seçimli kongre öncesinde Fatih Terim faktörü çokça çok konuşulacak gibi görünüyor. Bu konu Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen Rezan Epe Özdemir'e soruldu. Terim'le etraflıca konuşmadıklarını belirten Epe Özdemir, Hoca Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en büyük spor adamlarından biri. Galatasaray'ın her kademesinde görev yapabilecek yeteneklere sahiptir. Kendisi o değerlendirmeyi yapar ama nerede hizmet etmek isterse Galatasaraylılar onu her zaman kucak açar dedi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye istifa çağrısı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya, Sarı Kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamayla cevap verdi. Elmas açıklamasında şunlara yer verdi. Kulübümüzün demokratik bir şekilde ve tüzüklerimize uygun olarak gerçekleşen olağan genel kurulu sonrası TFF Başkanı'nın yaptığı açıklamayı hayret ve üzüntüyle okudum. Kendisi 6 kişinin bir arada şahit olduğu bir toplantıda yaşananları hiçbir endişe duymadan yalan olarak nitelemiştir. Asıl yalan budur. Sayın Başkan, asli görevi olan Türk futbolunu yönetmeyi ve çürümüş hakemlik müessesini ıslah etmeyi başaramadığından her durumdan ucuz kahramanlık üretmeye çalışmaktadır. Sayın Niyet Özdemir, Türk futboluna son bir iyilik yapın ve istifa edin dedi. Galatasaray'da iki ayrılık birden geliyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar çıkmaya başarmış ancak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerinin çok uzağında kalmıştı. Sarı Kırmızılılarda gözler sezon başında transfer edilen Aleksandr Çıkıldağ ve Olimpiya Orta'na çevrildi. İki futbolcu ülkeleri Romanya'da Galatasaray'dan kazandıkları paralar ve gösterdikleri performanslarla gündem oldu. Çıkıldağ'ın bonservisine 7, Morutan'ın bonservisine ise 3,5 milyon euro ödeyen Galatasaray oyuncuların maaşlarını da açıkladı. Sezon başında Fatih Terim ile birlikte İyi performans gösterildiği belirtilen iki oyuncunun teknik direktör Dominik Torrent'in gelişinin ardından fazla forma şansı bulamadığı kaydedildi. Ancak hem Çikaldova hem de Moruta'nın bu durumdan şikayet etmedikleri çünkü kazandıkları paranın fazla olmasının kendilerini rahatlattığı aktarıldı. Romanya'daki kazançlarına oranla daha fazla para kazandıkları ifade edilen Çikaldova ve Moruta'nın kazançlarının sezon sonunda ayrılıklarına neden olabileceği ifade edildi. Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetiminin yapılan yıllık olan kongre toplantısında idareye açıdan ibra edilmemesi sonrasında seçime gidileceği ve gelecek olan yeni başkanın bu iki ismi elden çıkarmak isteyeceği aktarıldı. Çıkalda Galatasaray'da yıllık 700.000 Euro kazanırken Morten ise 600.000 Euro'luk gelir elde ediyor. Torrent'in geleceği belli oldu. Mali kongrede en sert eleştirilere maruz kalan yönetici Işıtan Gün Fatih Terim sonrası Dominik Torrent'in göreve getirilmesinde önemli rol oynamıştı. İspanyol hocayla bir buçuk yıllık sözleşme imzalansa da sezon sonunda Burak Elmas ve Işıdan günün olmadığı düzende kalması imkansıza yakın görünüyor. Mayıs ayında seçilecek yeni başkan ve yönetim Fatih Terim sonrası camianın içine sinmeyen Torrent'le devam etmeyecek ve yeni teknik direktörünü belirleyecek. 59 yaşındaki çalıştırıcının 2020-2023 sezonu için sözleşmesinde yazan garanti ücreti 1,5 milyon euro. Katalan Hoca yeni sezon öncesinde istifaya yanaşmazsa bu para ödenecek ya da ortak noktada buluşulup indirimli bir ücretle yollara ayrılacak. Galatasaray Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti. Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Son olarak ligde Gaziantep'e 3-1 mağlup olan Sarı Kırmızılar Nef Stadyumunda oynanacak müsabakadan galibiyet ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Tek 3 puan olarak belirleyen Cimbom, kara gümrük maçı hazırlıklarına teknik direktör Dominik Torrent yönetiminde devam etti.